Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu farklı bir çiçeği çalışacağız inşallah. Bu çiçeğin adı Japon küpesi. Hep beraber birlikte bu çiçeği çalışalım istiyorum. İpimi alıyorum ve her zamanki gibi parmağıma dolayarak burada sihirli halkamı yaparak buraya 10 tane zürafa başlıyorum hanımlar. Şöyle hafif çekiyorum ve birleştiriyorum biraz. Buraya 10 tane zürafa bağlıyoruz. İki, dört, altı, sekiz ve 10 tane zürafa bağladım. İpimi çekip birleştiriyorum hanımlar. Ve boru yapar gibi döneceğiz hanımlar. Ve ilk zürafama batarak her bir zürafaya birer tane bağlıyoruz hanımlar. Her bir zürafaya batarak dönerek çalışıyoruz hanımlar. Mutlaka her zürafaya batıyoruz. Bu şekilde 5 sıra döneceğiz hanımlar. 5 sıradan sonra arttıracağız ve 15 zürafaya ulaşacağız. Yani şuradan şuraya kadar 10 zürafayla gidiliyor. Ondan sonra biraz daha boru kalınlaşıyor. Burada her sırada aralıklı arttırarak 2 zürafada bir 15 zürafaya ulaşacağız. Altı sıra 10 zürafayla devam ettik hanımlar. 6. sıradan sonra aynı zürafaya batarak tekrar bir zürafa elde edip arttırıyoruz hanımlar. 2 zürafada bir 2 boş zürafa bağlıyoruz ve o bağladığımız zürafanın hemen dibinde tekrar batarak artırım yaptık hanımlar. Şöyle ikinci bir zürafa elde ettim. Tekrar 2 tane zürafa bağlayacağım. Ve hemen ikinci zürafayı bağladığım zürafaya bir kere daha batarak burada artırım yapıyorum. 5 tane yerde artırım yapacağız hanımlar. Ve 15 zürafaya ulaşacağız. Tekrar 2 zürafa bağlıyorum ve bu ikinci zürafa bağladığım yere bir kere daha batarak arttırım yaptım ve devam ediyorum. 2 zürafada bir arttırım yaparsanız 5 zürafa daha fazla elde etmiş olursunuz ve sayımız 15'e çıkar. Ve tekrar dönerek zürafalarımızı bağlıyoruz. Dikkat ediyoruz zürafalarımızın çok kocaman olmamasına. Küçük küçük zürafalar bağlıyoruz. Devam ediyoruz hanımlar. Her bir zürafaya batarak arttırım yaptıklarımızı dağıtlamıyoruz. Hepsine birer birer bağlıyoruz hanımlar.
dönerek devam ediyoruz hanımlar. Her bir zürafaya batarak boru yapıyoruz hanımlar. Kocaman bir boru. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Boyunu ayarlamak size kalmış. Benim ilk çalıştığım biraz kısa ve küçük oldu. Daha sonra sayılarını çoğaltarak daha büyük bir çiçek yapmak istedim. Ve sizinle birlikte çalıştığımız o çiçekten biraz daha büyük. O yüzden sayılarını küçültüp büyütmek hani size bağlı. Ama en üstte 15 zürafa olursa her 3 zürafaya birer yaprak çalışacağız. Ve o yüzden 15 sayısını belirledim. Bu şekilde belli bir sıra devam ediyoruz. En az o 15 sıra büyük bir ihtimalle vardır. Birlikte sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra falan. Saymak isterseniz de 16 17 sıra dolanacağız hanımlar. Sonra şuradaki şu eğimi verebilmek için farklı bir şekilde çalışacağız. Oraya gelene kadar 16 sıra dolanıyoruz hanımlar. Her bir zürafaya batarak büyükçe bir boru yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, borumuzu 16-17 sıra çalıştık. Şimdi şuradaki eğimi de göstereceğim ve ondan sonra yapraklarını çalışmaya başlayacağız çiçeğimizin. Buradaki eğimi verebilmek için 2 sıra burada farklı yönde çalışacağım. Burayı kısa bırakıp burayı biraz daha çalışınca oradaki eğim ortaya çıkmış olacak. Geri döndüm hanımlar ve burada bir sıra daha tersten gidiyorum. Ortada 3 zürafa kalacak şekilde geri döndüm hanım. Geri dönüyorum. Tekrar oradan geri döneceğim. 3 zürafa kalınca ve bir tarafı eğimli olacak hanımlar. Bir tarafı daha yüksek yani. Şöyle 2, 4, 5 zürafa kalmış arada. 3 zürafa kalana kadar gidiyorum. Evet, şurada gitmediğim 3 zürafam var. O kalacak ve tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yani öz zürafaları bağlamıyoruz. Burada böyle bir diş oluşuyor. Bu tarafı kısa, bu tarafı uzun kalacak. Devam ediyoruz hanımlar. Dönerken de sıfır bağladım zürafaya. Çünkü o eğimi ve kenarı düzgün olabilmesi için sıfır şekilde bağladım. Şimdi son zürafamı da bağlıyorum. Tekrar bir tane daha ip almak zorundayım çünkü
ipim bitti. Hemen tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ve yine tekrar o zürafayı sıfır bağlıyorum. Geri döndüğüm zürafayı. Üç sıra birer göz eksilterek, birer zürafa eksilterek bir tarafı daha yüksek çalışıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, böyle göstereyim yakından. Bu şekilde kenarında bir hafif eğim oldu ve burası daha kısa kaldı o üç zürafa. Ve kenarlarda sıfır bağladığımız için daha böyle eğim oldu ve bir tarafı uzun oldu. Şimdi hanımlar, bu üç sıra gittiğimiz yere bir yaprak çalışacağız. Bir yaprak da diğer tarafa çalışacağız. İki. Bir de kısa olan kenara çalışacağız. Üç. İki de buraya çalışacağız uzun kısma ve 5 tane yaprağımız olacak buradaki gibi. Şimdi hanımlar, burada zürafamı bağlayarak 3 zürafa atıyorum ve o zürafaya artırarak geri döndüm 3 zürafadan sonra ve kenarlarda artırım yaparak 7 zürafa elde edeceğim. Buraya sık sık iğne olarak yapıyoruz. Dönerek çalışmıyoruz. O yüzden kenarlarda artırım yaparak diğer kenarda arttırdım ve son kenarda da arttırdım. 4 zürafam oldu baştaki zürafaya. İpi atıyorum ve geri dönüyorum. Burada da artırım yapıyorum. Zürafalarımı bağlıyorum. Ve diğer kenarda da artırım yapıyorum. 5 zürafam oluyor. Tekrar başa ip atarak geri dönüyorum. Artırım yapıyorum hanımlar. Aynı yere bir kere daha batarak artırımımızı yaptık. Devam ediyoruz zürafalarımızı bağlamaya. Diğer kenarda da arttırıyoruz. Elimize 6 zürafa olmuş oluyor. Tekrar artırım yapıyoruz. Diğer kenarda da artırımımızı yapıp 7 zürafaya ulaştıktan sonra artırım yapmıyoruz hanımlar. 2, 4, 6, 7 zürafam oldu. Başa dönüyorum ve artırım yapmazdan devam ediyorum. Sayılarım her sırada birer zürafa eksilecek. Ve 3 zürafa kala bitireceğim yaprağı. Altı zürafaya düştü. Tekrar başa döndüm. Artırım yapmıyorum. Ve devam ediyorum.
Evet hanımlar, son 3 zürafa kaldı. Ve burada yaprağımızı bitirmiş oluyoruz. İpimi de kesiyorum. Şimdi hanımlar, ben diğer hazırladığım çiçeğe geçmek istiyorum. Çünkü videonun çok uzun sürmemesi için burada bir tek yaprağa çalışıp kontürünü geçeceğiz inşallah. İpimi gerginleştirip kesiyorum. Mutlaka iplerimizi çekip inceltiyoruz hanımlar. Ve buraya ipimi bağlayarak sabitliyorum ve 3 tane zürafa yapacağım. Arada boşlukta 3 zürafa olması gerekiyor. Ve o 3 zürafadan diğer yaprağımızda çalışacağız. Geçişleri yaparak 3 tane zürafamız oldu. İpimi atarak geri dönüyorum hanımlar. Ve artırım yapacağım burada. Dört zürafam oldu. Tekrar başa dönüyorum. Ve artırım yapıyorum. Beş zürafam olacak bu sırada da. Devam ediyorum hanımlar. Üç, dört ve artırımla beşinci zürafamı elde ediyorum. Tekrar başa geri dönüyoruz. Artırım yapıyoruz tekrar başta. Altı zürafam oldu. Bir sırada artırım yapacağım ve 7 zürafam olacak hanımlar. Devam ediyoruz. Başta ve sonda artırım yapıyoruz. Ve 7 zürafa olana kadar devam ediyoruz hanımlar. Yedi zürafam oldu hanımlar. Başa geri dönüyorum ve 7 zürafadan sonra artırım yapmıyoruz hanımlar. Son sıramız hanımlar. 3 zürafa kala bitiriyoruz. 3 zürafa bağladım ve bitiriyorum hanımlar. Bu şekilde hanımlar, yaprakları hazır. Kontürünü geçeceğiz inşallah hep beraber ve tohumunu da yaptıktan sonra bitecek. İçine iki katı ip hazırladım hanımlar. Kontür geçeceğimiz ipi ve herhangi bir yaprağın dibinden tutturuyoruz hanımlar.
şöyle dibinde ilk yaprağa başladığımız yere ipimizi sabitliyoruz ve kenar kontürünü geçeceğiz hanımlar. Her bir zürafaya batarak kenar kontürünü geçiyoruz hanımlar. İki kat ip koyuyoruz içine ve her bir zürafaya batarak kontür geçiyoruz. Şimdi hanımlar, yaprağın sonuna doğru geldik. Burada hafifçe ipimi çekiştiriyorum. Hafif bir kavis vermek istiyorum yaprağa. Ve ipimi gerginleştirdim içindekini. Kontür için koyduğumuz ipe. Tekrar diğer yaprağın diğer tarafına geçip tekrar bir çok az bir şey daha çekeceğim iç ipimi. Maksat şu kavisi verebilmek. Yani bombeye sağlayacağız oraya. Dışa doğru yaprakların eğimini sağlayabilmek için ip içindeki ipi çekiştiriyoruz. Çok hafif yaprağın uç kısmına doğru. Her yaprağı bu şekilde çalışacağız hanımlar. Ve bitecek inşallah. Dibine kadar tekrar gidiyoruz ve diğer yaprağa geçiş yapıyoruz burada. Her bir yaprağı bu şekilde çalışıyoruz hanımlar. İplerimizi arkada keserek kontürümüzü bitiriyoruz. Şu iplerimi çok hafifçe yakacağım. Pürüzlerimi. Ve çiçeklerimi hafif hafif bu şekilde çekiştirerek kavislerini veriyorum. Hafif bu taraf kısa oluyor. Diğer taraf biraz uzun olarak. Şuradaki şu eğim olmuş oluyor. Ve içinin tohumunu çalışarak bitireceğiz inşallah. Şöyle parmağıma dolayarak tekrar ipimi. İki tane zürafa başlayacağım hanımlar. İpimi çekip birleştiriyorum ve o iki zürafanın ilkine ipimi atarak geri dönüyorum. Çevirerek iki zürafa çıkacağız hanımlar. İki zürafa üstüne zincir gibi çıkıyoruz hanımlar. Çevirerek küçük küçük zürafalar yapıyoruz. Ve içine bu tohumu koyacağım. Gözükmeyen yerini bu şekilde çıkıyorum. Ben böyle tasarladım ama siz daha başka tohum yapabilirsiniz. Birebir aynı olması için bu şekilde çalıştım. Ama sizin daha farklı fikirleriniz varsa uygulayabilirsiniz tabii ki. Ben
çiçeğe baktığım zaman bu şekilde olabileceğini düşündüm. Ve bu şekilde çalıştım hanımlar. Çevirerek iki zürafayı koruyarak tohumunu hazırlıyoruz hanımlar. Şöyle boyunu ölçmek istiyorum. Daha 2-3 sıra daha geçmem gerekiyor. Boyu tamam çiçeğimizin içi kadar ve bu diri son bağladığımız zürafaya geri dönüp aynı zürafaya batarak tekrar bir zürafa elde ediyorum. O zürafada geri döndüm, sıkı küçük küçük zürafalar atıyoruz ve o zürafada geri dönüyorum tekrar. Bir zürafa daha bağlayacağım. Ve bunu bu şekilde tekrar aynı zürafada geri dönüp hemen arkada eğim vererek bağlayacağım hanımlar. Hafif şöyle bir eğim olacak. Şöyle göstereyim. Tekrar hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Ve orada da 3 tane zürafa bağlayarak üst üste zincir oluşturuyoruz hanımlar. Aynı zürafada bir zürafa bağladım. Aynı zürafada geri dönüyorum. Pim atarak çok küçük olacak zürafam. Ve tekrar bir zürafa daha bağlıyorum. O zürafada da geri dönüyorum. Tekrar bir kere daha bağlayacağım. 3 tane üst üste zincir zürafa bağladım. Şimdi arkadan ipi hafif kavis vererek bağlıyoruz. Hemen dibine bağlıyorum. Arkadaki ip biraz gergin olunca hafif aşağı doğru eğimli böyle bir zincirimiz oluyor. Bu şekilde ikili çatal bir tohumumuz oldu. Şöyle düzeltiyorum. İpimi iğneye geçirip borunun içinden geçireceğim. Şimdi çiçeğimizin içinden geçiriyoruz hanımlar. Ve burada düğüm atacağım. Şöyle eğimin olduğu tarafa şu aşağıya gelecek şekilde hatta içinden kırmızı ipimle dikeceğim onu. Hani sabit kalması için
Şu şekilde de tohum olmuş oluyor. İster tutturun, ister tutturmayın. Ben burada kırmızı ipimle şöyle bir sabitleyeceğim onu, hep aynı tarafta durması için. Bu şekilde çiçeğimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.